Tuş Kilidi programımıza, Tuş Kilidi YouTube kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Moldova'da doğdu, İtalya'da büyüdü, Türkiye'de yaşıyor, Ukraynalı annesi. Hiç paradan kaçınmadık. Uçak biletini aldık, Anıl'ınla getirdik. Anıl'ın? Ufuk biliyorsun bizim kumbaralarımız bilmem nelerimiz var. İçinde hiç para kalmadı. Hiç değil mi? Hiç para kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Vay. Ama öyle bir konuk getirdik ki izleyenler istiyor, biz getiriyoruz. Uçaktan indi geldi stüdyoya. Daha 5. bölümde bunu yapıyorsak 50. bölümde ne yaparız hesabı? Anam ismini ben söyleyemiyorum. Sen bir yardırsana bir ya. Şimdi dün gece seninle uzun uzun konuştuk. Ne desek acaba? Ne desek? İsim söylemesek mi? Şarkıdan mı gitsek? Şarkıdan mı yürüsek? Felicita mı desek? Felicita. O güzel bir şarkı. Felicita. Felicita. Telefon müziği. Evet. Yok. Hiç düşündün mü? Hiç düşündün mü? Sevgilim ya. Sevgilisi de yok. Sevgilin yok mu? Ben dün WhatsApp yazışmalarını gördüm abicim. Ha bak. Telefon devamlı böyle döndüyor. Ters döndü. Şey var mı abi, kilit var mı? Şüphelendim. Kilit var tabii. Tuş kilidi var mı? Kokunu da söyle. Bizim programın adını biliyorsun değil mi? Evet. Tuş kilidi. Söylemesen bilmiyor. Farkında seni de. Haberi yok. Haberi yok. Tebrik ediyorum seni. Felicia Sağnak. Model değil mi? Felicia. Hoş geldin. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Peki sen neler yapıyorsun Türkiye'de? Günlerin nasıl geçiyor? Modellik yaptığını biliyoruz. Evet, biraz anlat bakalım. Modellik şey, ünlü bir spor giyim markasında. Aman söyleme! Burada söylesen bir şey olmaz. Aman söyle! Adidas'ta, Adidas'ta modellik yapıyorum. Aa, sen ufak Adidas'tan bir şey getirdin mi? Hiçbir şey yok. Gelirken eli dolu geldi mi? Ne eli dolu? Hiçbir şey getirmedin. Ne eli dolu? Hep sen getirebiliyor. Hep ufuktan bekliyor. Ben geldim ama ya. Anam! Tamam okey, ona bir şey demiyoruz. Her insan yalandan Adidas'ın en küçük parçası ne mesela? Bu en kötü futbol topu getirir insan. İnsanlar pahalı biraz. İnsanlar bir şey getirmeyince ben geldim de. Evet, o klasik. O klasik. Klasik. Türk oldum işte demek ki. Evet, gerçekten Türk oldum. Türk oldum. Adidas'la çalışıyorsun. Evet. Aynen. 2-2,5 yıldır. Marka yüzüsün Adidas'ın. Yok, marka yüzü değil. Biz ürünleri tanıtım yapıyoruz. Aa, hani güzel. Gizli model gibi. Gizli model. Bizim yüzümüz şey olmuyor. Yeni bir kavram mı gizli model? Biz mesela aslında, arkadan yürüyor bu. Modeller geçen, bu da arkadan geçiyor. Biz çok gizli model olabiliriz. Evet. Hayır, şey ismi aslında galiba şey prova mankeni gibi bir şey oluyor. Prova mankeni. Aynen. Doğru bir tanım. Bizde prova mankeni Adidas. Adidas. Aynen. Birleşti öyle. Bakayım Adidas. 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 Ya. Olur mu? Neden olmasın? O neden olmasın da yalan abi. Neden olmasın? Patron gibi konuşuyor. Evet abi. Neden olmasın? Ya neden? Ne istiyorsun? Evet, ne istiyorsun? Bütçemiz şu der. Hiç. Sen de bütçeleri bilmiyor ki bu kız abi, bu alışacak alışacak. Peki aşk yok dedi, neden aşk yok ya da var da bizi mi kandırıyorsun? Yani ben bilmiyorum. Ben otele o gözlerde, bakışlarda aşk var gibi. Var mı? Caddede yani mi oturuyor? Yeni mi başladı? Flört mü var? Bilmiyorum. Ha. Yani öyle konuştuğum var da hani. Konuştuğun ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Şiş kebap güzel. Abi, hani bana Türkiye'yi anlatıyor. Anlatıyor. Bu bağlamaya çalışıyor bu adam. Türk olduğunu anladık şu anda. Yeme. Yeme. Türkiye'yi anlatıyorsa yeme bu. İşte, çünkü Türkiye şiş kebaptan girmişse tamam o. Ne diyeceksin tehlikeli ki, ben daha Türk'üm. Evet. Sen. Evet. Öyle diyeceksin. Ama işte yabancılarla anlaşamadığım için hep Türklere şey oluyorum. Nasıl buluyorsun Türk erkeklerini? Ya çok inanılmaz beğeniyorum. İnanılmaz ya, yani şey, sizin sahiplenici oluşunuz. Aa, beni inanılmaz şey yapıyor. Türklerin önemli özelliği duygusalızdır ve sahipleniriz. Mesela bizim Eray Aksoy aşk adamı. Aşk adamı. Aşk adamıdır, anladın mı? Bir tane gibidir. Batıp batıp çıkar bak. Ama bugün 5 dakika evvel beni bir şaşırttı. İnanamam, şu an anlatamayacağım şeyler ama var. Eray kendini açmış artık, rahatlamış, relax. Relax, artık relax. Eray'cığım artık babasının relax, nerede yaşadığını, İtalya'da nerede yaşadığını sokağına kadar öğrenmiş. Ne yaptı? Gazetecilik refleksini çıkardı aynen, içinden. Aynen. Demek ki Eray'ı tutan biri varmış. Bu çıktı ortaya. Eray sahipleniyor değil mi? Evet. Nereden anladın kız? Söylediklerinden. Ne söyledi? Yani yine gitse bile şey yaptı. Hani ne yaptı? Yine de vicdanlı şey yapıyor. Niye beni aramıyorsun? Oha, ben altına bağla kanka. Ben de üstüme bağlıyorum. Peki sana şöyle bir anımızı anlatalım. Evet. Ufuk'la. Bak Kıbrıs'a gittik. Ufuk'la sahiplenir. Ben yatağı, döşeği, yorganı sahiplenirim bir de. Şimdi biz Ufuk'la beraber geçiriyoruz günlerimizi. Hı-hı. Tatile beraber gidiyoruz vesaire. Denize birlikte gidiyoruz. Kıbrıs'a sağ olsun otellerimiz bizi ağırlamak istiyorlar. Çünkü televizyonda görüyorlar. İşte oraya gidelim, talk show'umuzu orada yapalım diye ağırlamak istiyorlar.
Günün birinde gittik Ufuk'la. Tabii odaları ayıramıyoruz. Biz adamla hep beraber olmak istediğimiz için beraber yatıyoruz, beraber kalkıyoruz. Bunu da dipnot olarak söylesene. Yazın sakın gitmeyin. Koca koca sinekler böyle ısıyor, şişiyor. Onu abi aynen öyle ya. Cidden o sinekler var ya, kaşına kaşına bir olduk ya. Vallahi bak. Gerçekten işte tuzlu suya girerek işte. Kullanmadınız mı bir şey? Kullanmaz mıyız ya? Zeytinyağı götürmüş. Zeytinyağı da çaldılar ya seni. Zeytinyağını çaldılar lan. Halis 5 kiloluk. Vay ayı nasıl çaldılar? Gece ilk kez yattığımız için birbirimizi daha ilk kez yatıyoruz. Daha şimdi tınıları bilmiyoruz. Sabaha kadar güzel uyuduk. Hiçbir sıkıntı yok. Yattığı gibi uyanır bu arada. Hiç sağa dönme yok, sola dönme. Çok güzel uyur. Cidden bak bu konuda mumya gibi. Böyle yatar ve o şekilde uyanır yani. Hiç sıkıntı yok. Harika bir özellik. Sabah seslerle uyandım. Saat 8'e doğru. Gözlerimi açtım. Yan yatakta kimse yok. Eyvah dedim, ne oluyor acaba? Böyle sesler geliyor. Zeytinyağından sonra Ufuk yedi, Ufuk'u da paketlediler acaba. Şimdi ne oluyor acaba? Hani gece ne yapmış olabilir, ne yaşamış olabiliriz? Ya da ne travma geçirmiş olabilir kafadır. Şimdi hafif kafamı kaldırdım. Ufuk şınav pozisyonu vaziyetinde gidip geliyor. Kadıköy'le caddeye yakın orası. 10 dakikada gidiyorsun yani. Acaba dedim, ne oluyor? Sesler ben yaklaştıkça çoğalıyor. Kafama bir kar ne olabilir sence? Dedim acaba hani bir zamparalık mı yapıyor Ufukçum ki yapmaz normalde. Bir baktım ki adam şınav çekiyor. Vay sabah be. Sporu sabah önemli. Sporu sabah ama Anıl da 12'de sporunu yapaya geldi. Tabii tüm spor organizasyonlarında kesin. Hiç şaşmaz. Anıl vardı. Peki her şeyi konuşuyoruz. Biraz da dizileri konuşmak lazım. Seni sinema sahnelerinde, Beyaz Berde'de, dizilerde görebilecek miyiz? Çok istiyorum. Böyle bir hedefim var. Özellikle Netflix. Netflix'i istiyorsun. Şey yapmak istiyorum. Şuraya bakar mısın? Şuraya bak. Evet yani oradan çünkü şimdi hem İtalyanca öğreniyorum, İngilizcem çok iyi derecede. Hani bu şekilde hem yabancı olduğum kız, için... Kız bizi mi yedin kız? Babam İtalyan deyip de İtalyanca öğreniyorsun. Ama babamı tanımadığım için ve İtalya'da büyümediğim için bilmiyorum. Bana yazdı baba. Birkaç İtalyan cümle söylesene. Öğrendin evet. Mi? Ne öğrendin mesela? Bellissima. Bellissima. Bellissima mı? Bellissima ne demek o? O ne ya? Bellissima. Çok güzel. Bellissima. Bellissima. Bunu kime dedin? Ufak mı? Bana kime diyorsun? Fakir Erat. İkimize de. İkimiz herhalde. Ya ona da desem ben olurum. Çoğul da bize. Aynen. İşte hani şu an gelişen... Aynen ne demek? Aynen yani biliyor musun aynen? Onu bilmiyorum. Ya. Hayat böyle işte. Oradan vuruyorum. Sen çok güzelim dersin ama tamamı demezsin. Geçen sene İtalya'daydım ondan. Öyle mi? Neresine gittin? Aşk Çeşmesi'ne gittin yani mi? Roma'daydım. Arkadaşım oradaydı benim. Hangi arkadaşın? İsmi ne? Hangi bir arkadaşım. Bir arkadaş olmaz o. İsmi ne? İsmi ne? Yok bir arkadaşım. İsmi ne? İsimsiz bir arkadaşım. İsimsiz mi? Kaçak girmişler İtalya'ya. Çok, sesleniyorum bu da. Bu muhabbetin gideceği yer belli. Sen söylesene. Evet bu muhabbetin gideceği yer belli. Biliyorsun ki bir sorumuz var. Tuşkildi'nin şifresini çözersen doktorumuz Sevgi Ekiyor'dan hediye çekini kazanıyorsun. Peki sorumuz. Arzum Onan hangi yıl Avrupa güzeli seçilmiştir? Arzum Onan. 1'den 9'a kadar bir rakam rica ediyoruz ve bize ben de saymaya başlıyorum. Evet. Tamam. 10. Ufukcuğum başla. 9. 8. Göstereyim. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan. 1994. Ufukcuğum 5. haftamızda. Doğru mu? Maalesef ki 2. kez. Bildi mi? Doğru cevabı verdi. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Gerçekten tebrik ediyorum. Arzum Onan'ı tanıyor musun sen? Yani duymuştum vardı. O kadar şey eski olmadığını düşünmüştüm. Gitti mi lan? Vallahi gene gitti. Gene gitti. Alırım. Her ben gün. Bir köydilendim. Hediye çekini alabilirsin. Peki Netflix'i konuştuk. Film düşünüyor musun? Beyaz Perde düşünüyor musun? Ya evet. Son soruyu da alıyoruz. Evet. Anladım. Hatta son Türkiye'nin hani Scarlett Johansson'sı olma gibi bir hedefim var. Oo, yani. O yüzden hani onun gibi. O kardeşim Tom Cruise, ben de Jason Statham'tı. Vallahi teşekkür ederiz. Felicita. 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 Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Bir seslen bir abone seslen. Olsunlar Tuşkildi'ne. Evet. Tuşkildi'ne abone olun de. Tuşkildi'ne abone olmayı unutmayın. Buradan İlk önce ben abone olurum sonra siz olun de. Tamam ben de abone oluyorum. Oldum. Siz de olmayı unutmayın. Yalnız zorla nasıl abone yaptıyoruz? Ben de ona sizlere teşekkür ediyoruz. 5. haftamıza da girdik. İnşallah 50. ve 500. bölümde de sizlerle olacağız. Sizleri çok seviyoruz. Tuş sende. Tuş Kilidi YouTube kanalımıza üye olun. Eğlence var. Üzüntü müzüntü yok. Geceleri, gündüz, sabah 24 saat, 12 saat seyrediyorsunuz. Sıkıldıkça baksınlar. Sıkıldıkça bakın. Yanlar, üye olun. Biz gidiyoruz.
haftaya yine geleceğiz. Başka bir konukla. Hoşçakalın. Öpüyoruz.